Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Open Computers'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde sizlere serverları ve networkleri tanıtacağım. Evet, ilk önce ben buraya bir adet Creative Capacitor Bank'imi koyayım. Evet, ilk ve kendime bir adet rack vereceğim. Rack nedir? Rack serverları koyabildiğimiz bir yer, kendisi 4 tane server koyabildiğimiz bir yer olarak kabul edebiliriz. Rack'in bazı birkaç özellikleri daha var. Onlara network'e değindiğimizde değineceğim. İlk olarak serverlarımız 3 tier'dan oluşuyor. Tabii de shift'e basılı tutunca sınırsız oluyordu. 3 tier'dan artı bir de creative'den oluşuyor. Birinci tier'ımıza gelelim. Bu arada tabii bunları bir de kasa versiyonlarıyla kıyaslayacağım. Birinci tier kasa bu. Birinci tier server bu. Bir adet işlemci, bir adet component bus. Component bus nedir? Bu arada T2 ikisi de. Component bus dediğimiz şey tamamen ekstra komponent eklememizi sağlayan bir şey. İşlemcinin yanına. İşlemcilerde biliyorsunuz maksimum 16 komponent sağlayabiliyoruz. Component bus 1 16 tane daha ekleyebilmemizi sağlıyor. Bunlar tier 1 server, bir adet tier 1. Tier 2 işlemci ve bir adet Tier 2 komponent bus destekliyor ve 2 tane Tier 2 kart destekliyor. Ayrıca de 2 tane Tier 2 2.5'a kadar RAM destekliyor ve 2 tane de Tier 2 hard disk. Güzel. Tier 2 server. 3 tane Tier 3 hard disk, 3 tane Tier 3 RAM, 1 tane Tier 3 işlemci ve 2 tane Tier 3 komponent bus. Yani 48 farklı komponent çalışabilmemizi sağlıyor bu arkadaş. Ve bir tane Tier 3 kart, iki tane de Tier 2 kart. Gelelim Tier 3 server. Tamamen bir güç için yapılmış bir yer. Tabii oyun içinden bahsediyoruz. 4 tane hard disk. 4 tane Tier 3 hard disk, Tier 3 RAM. Yani bayağı bildiğiniz. Bunun tanesi 1 MB, 4 MB RAM kullanabiliyoruz. Doğru değil mi? Evet, doğru. Bu 1 MB. Devam edelim. 64 farklı komponent kullanabilmemizi sağlıyor. 2 tane T3 kart, yani bunun anlamı nedir? 2 tane data kart ve T3 ekran kartı falan koyabiliyorsunuz. Gerçi server'da T3 karta pek ihtiyacınız olmuyor eğer veri işlemek için kullanacaksanız. Data kart ve T3 kart aynı anda pek gerekmiyor ancak gerekebilir hani. 2 tane de T2 kart. Bir de bunun creative versiyonu var. Creative versiyonu ise hepsi T3 kart destekliyor. Yani gördüğünüz gibi bu. Şimdi ben kendime bir adet T3 server dizeceğim. İlk önce işlemcimi alayım. Hatta ben buna APU koyacağım. T2 ekranlı bir APU. Ki daha fazla kart slotum olsun. Devam edelim. Component bus. 3 tane komponent bus takacağım. 64 komponent çalışabiliyorum bunda ve RAM'i de abartalım. Hard disk'i abartmama gerek yok. Çok fazla bir şey çalıştırmayacağım. Ve kart olarak wireless network kart, internet kart ve data kart. Ben bunu bir data encryption zımbırtısı olarak kullanmak istiyorum. Evet, bunları koydum ve bir adet de ROM. Daha sonra BIOS. Voila, server'ım hazır. Ve bunu buraya koyuyorum. Peki. Bundan sonra ne yapacağım? Bunun içine direkt şu noktaya değil de şu noktaya tıklarsam server'a erişebiliyorum. Ancak server'ın herhangi bir dışarıyla bağlantısı yok şu an. Cable alalım. Şu bu kabloların hiçbiri şu an bu server'a bağlanamıyor. Ama ben bu yöndekilerin bağlanmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şurada noktaları görüyorsunuz. Right. Evet. Bu tamamen bu yöne bağlanmamı sağlıyor. O zaman ben buraya bir adet T3 monitör koyacağım. Ve bir adet de klavye doğal olarak. Ve tabii ki de çalıştırabileceğim bir disk drive. Ama buna da gerek yok. Çünkü serverların kendi içerisine koyabildiğimiz disk drive'larımız var.
Neredeydin? Heh, burada. Evet. Ve bunu bu şekilde bağlıyoruz. Aynı anda bunların birden fazlasını dışarı bağlayamıyoruz ancak şu ufaklarla içten bir bağlantı sağlayabiliyoruz. Ve eğer buna şu an çalıştırırsam, gördüğünüz gibi herhangi bir medya bulamadı. Ancak ben buradan OpenOS'imi alırsam, oh, tamam. Bunun ayarlanmış olması lazımdı. Bu şekilde mi ayarlayacağız? Evet. Daha doğru buradan bağlı. Evet, artık çalışıyor. Disk drive'ımız. Daha doğru o sadece network sinyaliydi. Evet, şu an buradan server'ımız çalışır halde. Install. Yes. Bunu kursun. Ancak mesela ben ekstra bir şey bağlamak istemiyorum buraya. Ben monitör görmek istemiyorum. Ben uzaktan erişmek istiyorum. Burada remote terminal diye bir şey devreye giriyor. Ancak bunu çalıştıramam için buna linklemem lazım. Linkleyemiyorum. Nasıl linkleyeceğim? Burada terminal server denen bir arkadaşımız devreye giriyor. Sen bakalım bundan bağlanabiliyor mu? Eğer şuna shift sağ klik yaparsam, hayır bağlanamıyor. Heh, bağlandı. Ancak şunu ayarlamam lazım ve artık tabii ki de bu buna bağlı olduğu için neyse. Sana OpenOS'imiz kurulmuştu. O yüzden seni geri alabiliriz ve sen yeniden başlat. Valla. Server'ımıza uzaktan erişebiliyoruz. Ve bunun bu olduğuna nasıl emin olabilirsiniz diye soracak olursanız, bu arada ikinci bir tane daha terminal alalım. İki tane terminal bağladık buna. Maksimum dört terminal bağlanabiliyor. Ve tabii ki de aynı anda sadece bir tanesine erişilebiliyor ve ikisi aynı sinyali veriyor. Evet, server'ımıza bağlandık uzaktan. Ve server'ımızda komutlarımızı işleyebiliyoruz. Components. Evet, bu şekilde bu bilgisayarımızı kullanabiliyoruz. İnternete bağlı. O zaman biz buna bir adet OPPM kuralım. Install. Yes. 1'e kuralım ve OPPM'imizi kursun bize. Evet, OPPM'imiz kuruldu. Server'ımız bu şekilde çalışıyor. Peki, bu arada server'ımız dediğimiz gibi şuradan bağlanan komponentleri okuyabiliyor ancak buradakileri okuyamıyor. Örnek gösterelim, mesela sana ne bağlayalım? 3D yazıcı bağlayalım buraya. Buraya da ne bağlayalım? Motion sensor. Ve eğer gelip components dersek motion sensörü gördü fakat burada herhangi bir şekilde 3D yazıcıyı göremiyorum. 3D yazıcıyı görmek istiyorsam bunu nasıl yapacağım? Şurada arkaya bağlanan bir adet server olması lazım. Ya da ha bu arada buradan sadece network sinyali olabiliyor tabii. Arkaya bağlı bir server olması lazım elimizde. Yani bunu eğer arkaya doğru ayarlarsam buradan okuyacak ancak bu sefer de buradan okuyamayacak. Peki ne yapabiliriz? İki yandan da okuması için İki farklı server'ı ayarlayabiliriz. Böyle bir şey mümkün. İki farklı server'ı ayarlarız ve birbirlerine sinyal yollarlar. Ya da sadece tek bir server kullanılacaksa. Voilà. Evet, serverlerimiz basitçe bunlar. Ve şu kısma değinelim. Enabled, disabled. Bu nedir diye soracak olursanız. Burası bir adet network bağlantısı. Bunu devre dışı bırakabilmemizi sağlıyor. Bu orada devreye giriyor. Mesela
Kendime bir başka server daha vereyim. Bunlar sadece bu ikisi arasında network iletişimi kurabiliyor diyelim. Evet, bu da sende nereye bağlan? Ya tabii öncelikle senin kartlarını ayarlamam lazım. Aynı şekilde sen bu 3 tane komponent bas. 4 tane RAM. Bir hard disk. Wireless network card. Mesela sen wireless olmasan düz network card al. Sadece içten sinyal alabilirsin ve internet kart. Ups. Gene bunu koymaya çalıştım. Ve bir adet de ROM. Evet. Buraya bağlansın. Asıl dur. Buraya bağlansınlar. Sen şuna bağlan. Ya pardon. Buna bağlan. Evet. Şimdi. Sana tabii monitör bağlamam gerekecek. Çünkü bu buna ayarlı. Tabii ki de herhangi bir işletim sistemi olmadığı için uyarı verecek. Bunu şuraya alalım. Ve OpenOS. Gel. Ve çalış. Ve buradan itibaren network'e girmeye başlıyoruz. Şu an aynı blok üzerinde çalışan iki tane bilgisayarımız var. Gördüğünüz üzere. Install. Yes. Biri ekran üzerinden çalışıyor, diğeri başka bir yer üzerinden çalışıyor. Evet. Birinin kendi ekranı var, diğeri remote terminal üzerinden çalışıyor. Ve bu kurala dursun. Disk drive'ı kaldıracağım. İkinci bir terminal ekleyeceğim. Bu arada disk drive'ımın içinde hala OpenOS var galiba. Evet. Remote terminal. Sen de buna bağlan. Evet. Şimdi. Vua. Aa tabii. Önce bunlar bir restart çakmamız lazım. Yeni sistemden çalışsın diye. Evet şimdi. Vua. Bu arada eşittir koyarsak bir komutun başına Lua konsolu esnasında sadece çıktının ne olduğunu göreceğiz. Component dot datadog fields fi system get internet invoke is available primary keyboard list methods modem. Evet, kullanacağımız komponent şu an modem. Lua eşittir component.modem. Şimdi is open bir açık değil. Open bir. Tamamdır. Biri açtık. Birinci kanal üzerinden iletişim kuracak. Open bir. Tamamdır. Kanallar nedir? Tamam, mesela diyelim bunu 256 yapalım. 256. kanal ayarlanmış olacak. Yani önce sinyaller kanal yani birden fazla kanal olarak taşınıyor. Her kanalda farklı bir sinyal taşınıyor. Bir bilgisayar sadece yani bir bilgisayarı biz X kanalından yani birinci kanaldan sinyal almayı ayarlıyoruz ya da bu bir protokol yani ayarladığımız bir program sadece
birinci kanal üzerinden iletişim kuruyor. Bunu düzgün ayarladığımız takdirde birden fazla kanalla ayarlıyoruz ve bu sayede başka programlar ya da başka bilgisayarlar birbirlerinin kanallarıyla iletişim kurmadan birbirlerinin kanallarıyla etkileşim kurmadan iletişim halinde oluyor. Yani bunu ne diyeceğiz? Anlatalım. Daha basitleştirilmiş versiyonuyla Project Red bunun çok güzel bir basitleştirilmişi. Bundled cable'ımız bu bizim network ağımız. Şurası birinci bilgisayar. Burası da ikinci bilgisayar. Birinci bilgisayarımızda çalışan bir program. Şurası da üçüncü bilgisayar olsun. Birinci bilgisayarımızda çalışan iki tane program var. Biri birinci kanal üzerinden, o da burada beyazımız olsun, sinyal aktarıyor ve onu ikinci bilgisayarımız okuyor. İkinci bilgisayarımızdaki bir istemci onu okuyor. Bir de üçüncü bilgisayar bir adet veri yolluyor. Ancak bununla etkileşime geçmesini istemediğimiz için ikinci kanal üzerinden etkileşime geçiyor ve bu da ona göre sinyal veriyor. Sonrasında o sinyali işleyip birinci bilgisayarımız o bilgisayara bir adet NAT gate koyalım. Birinci bilgisayarımız bizim aslında bir adet veri işleme bilgisayarımız. İkinci bilgisayardan gelen veriyi birinci bilgisayara üçüncü bilgisayardan gelen veriyi işleyip birinci bilgisayara bir çıktı veriyor. Diyelim. Üçüncü bilgisayardan sinyal gelmedikçe ikinci bilgisayara sinyal yollama gibi. Biraz karmaşık oldu biliyorum ama. Öyle düşünebilirsiniz. Bunun bilgisayar versiyonu. Farklı sinyallerin birbiriyle etkileşime geçmesi ya da kafa karıştırmaması için kanallar kullanılıyor. Şu an ben bu bilgisayarları birinci kanal üzerinden iletişim kurdurtuyorum. O yüzden birinci kanalı açtım. Ve şimdi evet. Listen. Dur, nasıldın sen? Evet, bunu hatırlamıyorum. Çok güzel. Senin sadece modem adında bir... tamam. Artık modem adında bir event çekiyor. Tamam. Modem.broadcast. Ya da diğer fonksiyonlarımıza bir bakalım. Open send. Bir. Dur, sen nasıl çalışıyordun? Her şeyi unutmuşum ben. Minecraft'a uzun zamandır girmeyeli. Önce adres, sonra port, sonra data. Evet, bu spesifik bir adrese yollamamı sağlıyor. O yüzden bunun network ID'sini bilmem lazım. O yüzden broadcast diyelim. Bir. Naber. Ve eğer buna bakarsak, gördüğünüz gibi naber sinyalini aldı. Evet, broadcast bu arada nedir diye soracak olursanız, broadcast direkt birinci kanalı dinleyen her cihaza o sinyali gönderiyor. Fakat direkt send komutunu girersek, bunun spesifik ID'sini yani adresini belirtmemiz lazım bunun network kartının. Ona özel olarak sinyal gönderecek çünkü. Evet, basitçe her şeyimiz bu şekilde çalışıyor. Bunu kullanarak farklı network sinyallerini aktarabiliyoruz. Devam edelim. Eğer dikkat hatırlarsanız şurada disabled enabled diye bir detay söz konusu. Şu an hatırlarsanız disabled konumdaydı ve buradan bağlıyordum ben.
Eğer bunu devre dışı bırakırsam sen tekrar bir event çek. Ne haber dedim. Fakat bu sinyal buna hiçbir şekilde ulaşmadı. Çünkü bunları şu an hiçbir şekilde bağlayan bir network sinyali yok. Evet. Bu ikisi herhangi bir şekilde birbirine bağlı değil. Ama eğer bunu enabled yaparsam ve buna tekrar o sinyali göndertirsem dur. Tamam, bunun olması gerekiyordu. Değiştirmişler mi? Network sinyalinin şu an geçmesi lazımdı. Ha, ilginç. Değiştirmişler. Bunu değiştirmemiz lazım. Evet, şimdi aldı. Evet, bu şekilde. Bu iç iletişimi kapıyordu ancak biraz değişmiş yöntem. Daha spesifik iç iletişim ayarlamamız gerekiyor. Evet, coin'umuzu da buradan uzaklaştıralım. Evet, network'e geri dönelim. Şimdi şurada bir adet bilgisayarımız var, hatırlıyorsunuz. Ve burada bir adet NetSplitter'ımız vardı. Evet, Open Computers. Gel bakalım. Ben şurayı bir boşaltayım. Şimdi sana bir bilgisayar dizelim gene. Ekran kartı. T2. Network kart. T1. 2.5. 2 tane 2.5 memory. 1 adet ikili kart disk. Ve 1 adet Lua BIOS. Ve 1 adet de disk drive. Ve OpenOS. Ya tabii enerjin yok senin. Ha, kredisi dolduğum için o sıkıntı olmuyor olabilir şu an. Ha, data kart koymuşum, grafik kart değil. Evet. Bu açılsın. Şimdi büyük bir sıkıntıya değineceğim birazdan. Sonra bir install diyelim. Install. Bu kura dursun. Evet, hatırlarsanız farklı networklerin birbirine bağlanmasıyla alakalı. Bu bilgisi, bu kablolar sadece network taşımıyor, network verisi. Ayrıyetten bunlar komponentleri de taşıyor. Komponentlerin verilerini taşıyor ve kasaların kendisi de aynı zamanda birer komponent. Evet. Gelelim şu ilk kurulsun. Tamamdır. Seni alabiliriz. Yes. Evet ve şimdi bunu buna bağlarsam eğer ve eğer buraya. Komponent istersen bunun komponentlerine de erişiyor. Bu nerede sıkıntı yaratmaya başlıyor? Çok güzel bir soru. Bu kazara bunun ekranını kendi ekranı olarak algılayabilir. Bu başka bir şey algılayabilir vesaire vesaire. Birbirlerinin sinyallerini tamamen karıştırabilirler. Bunun çözümü nedir diye soracak olursanız relay. Evet. Relay'miz Lua gel. That modem.open 1. Sen de gel. Lua component. Pardon. Modem.open. Tamam, neden hata verdin? Çünkü sana modem koymadım. Wireless modem. Yani sen de wired modem ol. Evet, şimdi oldu. Evet, ikisinde de birinci açık. Broadcast'ı bu yapsın.
Komponent. Modem. Broadcast. Bir. Deneme. Event. Dot. Pool. Modem. Evet, gördüğünüz gibi çekti. Ve o esnada eğer bakarsanız bu parladı. Bunun anlamı içerisinden bir adet veri geçti demektir. Ve eğer loop'u alacaktım da vazgeçtim. Basitçe anlatayım. Bunun içinden geçen her bir veri işleniyor. Fakat şöyle bir durum var. Şu an sadece bir aynı anda bir veriyi işleyebiliyor ve 20 tanesini arka planda tutabiliyor. Yani bakalım. Hayır, hızını aşamadık. Component.modem broadcast 1 virgül deneme end. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi şu an bunun sınırlarını aşmış durumdayız ve şu fazladan paketlerin hepsi siliniyor. Evet, bunun çözüm yöntemleri ne? Mesela şuraya bir T3 işlemci koymak. Gördüğünüz gibi hızı şu an tam olarak yetiyor. RAM koyarak bunun kapasitesini arttırabiliriz ve artık tam olarak bunun bütün isteklerini karşılayabiliyor. Ve hard disk koyarak da bunun arka planda verilen verilerini koyabiliriz. Evet, şimdi basitçe bunlar ne anlama geliyor? Bu arada bu relay içerisinden sadece network verileri geçebiliyor. Şu an burada bir sınırsız veri aktarma zımbırtım var. Eğer bu olmasaydı, gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık bu dolmaya başlıyor. Ve bu dolduktan sonra bunun içerisine aktarılmaya başlanıyorlar. Yani bunlar anında aktarılmıyor şu an. Evet, şimdi anlatalım. Bu sinyallerimizin işlenme hızını belirliyor. Bakalım daha düşük bir işlemci koyalım. Biraz daha hızlı işleniyor. Bunda daha yavaş işleniyor falan. Her bir işlemci farklı hızlar ekleyebiliyor. En hızlısı T3. Bu aynı anda işleyebildiğimiz sinyallerin sayısını belirliyor. Ve bu sayede aynı anda birden fazla işlemi yönetebiliyoruz. Bu ise arka planda bekleyen işlemleri belirliyor. Şu şekilde sinyal gönderiliyor. Burada işlenmeye konuluyor. O hızlı bir biçimde buradan işlenip atılıyor direkt diğer taraflara. Bütün taraflara bu arada. Fakat eğer aynı anda da ikinci bir tane gelirse, aynı anda birden fazla işleyemediği için bunu direkt arka plana atıyor. Yani bir ikinci geleni, hangisi daha sonra geldiyse ya da rastgele bir tanesini şuraya atıyor. Diğeri bitince bunu sıraya alıyor. Fakat bunun limiti dolduğu takdirde bunun daha sonra gelen işlemlerin hepsini çöpe atıyor. Yani o sinyaller kayboluyor gibi düşünebilirsiniz. Ve bu sefer buraya bir de kablosuz özelliği ekleyelim. Ve kendime bir adet tablet vereyim. Tablet açılı dursun. Evet. Lua. Eşittir component.modem.open 1. Tamamdır. Event.pool. Oops. Modem. Evet, gördüğünüz gibi kablosuz olarak da aynı sinyali aktarıyor artık. Ancak bunu çıkartırsam o sinyal aktarılmayacak. Ta ki ben bunu geri koyana kadar. Evet, relaylerimiz de bu şekilde.
Ve şimdi relay'ler hakkında dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Ve tabii ki de bu bilgisayarı kapatmam gerekecek. Evet. Gel bakalım. Sakın ama sakın yapmamanız gereken bir şey bu. Loop. Bu gerçek bilgisayarlarda da yapmamanız gereken bir şey. Component dot modem dot modem dot broadcast bir deneme. Ha, bu sefer olmadı. Şöyle yapalım. Ha tabii hızlıca işliyordu bu. Tamam, şu an neden yapamıyorum en ufak bir fikrim bile yok. Basitçe bunu neden yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Hatta şöyle bir yapalım. Aynı sinyali iki kere gönderecektir bu. Ya yani iki kere alacaktır ve iki kere işleyecek. Şu an yaşaramadık ancak normalde olan şey bu aynı sinyali iki farklı noktadan gönderip çıktısını da tekrar kendisine göndermesine sebep olabiliyor. Bu fazla bunun yaptığı sonuç şu, tamamen network'ünüze fazla yük bindiriyor ve bu yüzden de network'ünüz çökebiliyor. Şu an çok kötü, çok güzel anlatamadım ancak bunu yapmayın. Bu olmaması gereken bir şey. Evet. Basitçe network'lerin de işlemesi bu şekilde. Kablosuz network'ü de tanıttık. Kablosuz network tamamen kablosuz olarak iletişim sağlamamızı sağlıyor. Yani bunun içine eğer bunu koyarsam, ha tabii kartın seviyesi yetmiyor. Yani koyabilseydim. Hatta şurada bir tanesinin kablosuz olması lazım. Hanginizde kablosuz koymuştum ben? Tamam, sana koymuşum. Sen alttakine bağlıydın değil mi? Evet. Sende de kablolu var, kablosuz ol sen. Ve sen event.pull modem. Herhangi bir kablo yok aralarında. Ama sinyali gene verdi bana. Evet. Kablosuz network'te bu şekilde ve normal bir relay'i de kablosuz relay'e çevirebiliyorsunuz. Yani bunun içinde kablolu bir kart olsaydı ve relay şurada olsaydı ama içinde kablosuz kartı olsaydı modem sinyalim gene buna ulaşacaktı gibi düşünebilirsiniz. Bunun artısı relay'e birden fazla bilgisayar bağlıysa sadece bir tane kablosuz modem koysanız yeterli. Kablosuz modem hakkında ufak bir detay söyleyeyim. Maksimum alanı var. Eşitti component.modem. Send wake slot address broadcast close get wake message is open is wireless. Tamam, burada bir power olması lazım. Is wireless. Doğru. Wireless direkt buna bağlı olmadığı için wireless kapasitesini göremiyoruz. Is wireless true. Bunun bir gücü var, maksimumu 400, ancak bu demek değil ki 400 blok mesafede koyabilirsiniz. Aradaki blok sayısına göre, yani hedefler arasındaki blok sayısına göre bu mesaj zayıflayacak. Eğer sınırı aşamazsa maalesef mesaj gönderilemeyecek. Bu da önemli bir detay. Şunun da maksimum bir blok kapasitesi olacaktı. Blok mesafesi. Kaçtı hatırlamıyorum. 400 olması lazım bunun da. Ya da creative'de olduğum için bana sonsuz ek sağlıyor mu? Evet, sanırım creative'de olduğum için bana sonsuz ek sağlıyor ama bunun normalde maksimum bir sınırı var. Evet, network'ümüz bu şekilde. Basit bir tanımlama oldu. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Gerçek hayattaki network yapısına benziyor. Onun yapılandırması biraz daha karmaşıklaşacak. Yani serverlerle network işlemektir, şudur budur vesaire girebilirsiniz. Bu arada evet,
Relay'ler hakkında ufak bir detay, serverların kendisi aynı zamanda birer relay olarak çalışıyor. O yüzden bu kablodaki komponentler buna iletişim kuramıyor. Ancak bu buna network sinyali gönderebiliyor. Hatta bağlayalım. Bu buraya network sinyali gönderebilir ancak komponent verisi gönderemez. O yüzden serverlar kendisi aynı zamanda bir relay. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Son bir ekleme. Şunun ne olduğuna biraz baktım. O enabled disabled muhabbetine. Bu internal modu. Eğer enabled yaparsak eğer bir taraftan gelen yani şu taraftan bir sinyal geldiyse bu sinyal bütün hepsine yayılıyor. Buradaki bütün bilgisayarlara network sinyali. Disabled yaparsak sadece bu yanı okuyan. Yani şu an şu server sadece bundan veri okuyor. Fakat alttaki server bundan veri okuyamıyor. Bunu yaparsak buradan o da veri okuyabiliyor. Evet, network'ümüzü de artık bitirmiş olduk.